Gizem, dilersen sıcak gelişmeyle başlayalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz dakikalarda randevu sistemiyle ilgili önemli bir mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık notunu düştü. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım ifadelerini kullandı. Bu şu anlama geliyor: gün içerisinde randevu aldığınız gün aynı gün içerisinde aşınızı da yaptırabilirsiniz. Bunu da paylaşmış olalım. Bugün bilim kurulu toplantısı saat 16.30'da toplanıyor. 18.30'da da Bakan Koca toplantının ardından bir açıklama yapacak. Bugün bilim kurulunun gündeminde aşılama süreci ve kademeli normalleşme adımları olacak. Bilindiği üzere Alman BioNTech aşısıyla 120 milyon doz bir anlaşma sağlanmıştı. İlk partinin gelmesiyle de Türkiye adeta aşılamada gaza bastı. SGK çalışanları ve memurlar, yani çalışan tüm çalışan kesim aşılama sürecine dahil edildi. Bu da oldukça önemli bir adım. Hastanelerde uzun kuyruklar oluştu. Aşılama sürecine de rağbet oldukça fazla. Bu da oldukça sevindirici bir durum. Ve vaka sayılarına baktığımızda 5000 bandına düşmüş durumda. Ve bu nedenle de gözler artık normalleşme adımlarına çevrildi. Kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. 22'den sonra ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması var ve bugün de bu bağlamda bilim kurulu bir tavsiye kararı verecek. 21 Haziran pazartesi günü kabine toplantısındaysa nihai karar verilecek normalleşme adımlarıyla ilgili diyelim. Tavsiye kararını 21 Haziran'da kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirecek ve sonrasında nihai kararı açıklayacak. Ankara kulislerinde konuşulan bilgilere göre ise kabine üyelerindeki genel eğilimde 22 yasağının 24'e çekilmesi ve pazar yasağının tamamen kaldırılması yönünde ve Temmuz ayında da bu şekilde devam edilmesi, Ağustos ayında tüm kısıtlamaların kaldırılması bekleniyor. Şu an için böyle bir eğilim var kabine üyelerinde diyelim. Ve aşı sevkiyatı, bilindiği üzere Türkiye 3 aşı firmasıyla anlaşma sağlamıştı. 100 milyon doz Çin firması Sinovac'la, 50 milyon doz Rus firması Sputnik'le anlaşma yapıldı. Ve 120 milyon doz BioNTech aşısıyla anlaşma yapıldı. Toplamda 270 milyon doz tüm bu aşılar. Ve bugün bilim kurulu toplantısında da aşıların sevkiyatı değerlendirilecek ve Türkiye'de mevcut aşı stoğu üzerinde bir değerlendirme yapılacak ve adımlar buna göre atılacak. Şu anda 40 yaşta aşı sırası ve aşağıya çekilmesi için de bu aşı stoğunun oldukça önemi var. Ve bir yandan da 3. doz, yani hatırlatma dozunun nasıl yapılacağı ile ilgili bir planlamanın yapılıp yapılmaması gündemde. Antikor deneyi yapılması planlanıyor 3. doz için. Hangi aşıyla yapılacağına karar verilecek. İlk önce farklı aşılarla hatırlatma dozu yapılacak. Sonra antikor düzeyine bakılacak ve hangi aşıda daha çok antikor oluştuysa o aşı 3. doz yapılacak. Tarih olaraksa sonbahar ayları işaret ediliyor hatırlatma dozu, yani 3. doz aşı için. Tüm bu konular bugün bilim kurulunun masasında olacak, değerlendirmeler yapılacak ve bir tavsiye kararı çıkacak. Biraz önce de belirttiğimiz gibi ve 21 Haziran'da da artık yeni normalleşme adımlarının atılmasını bekliyoruz. Şimdi saat 18.30'da ise Bakan Koca açıklama yapacak bugünkü bilim kurulu toplantısının ardından diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.